Fuarlar hayatımızın, hatta ticari hayatımızın en önemli taşlarındandır değerli seyircilerimiz ve işte bu amaçla mikrofonu işin uzmanına uzatıyoruz. Merhaba Sektörel Haber Merkezi izleyicileri. Bugün sizlere TÜYAK'tan fuardan sesleniyoruz. Göksu Plastik firmasına konuk olduk. Firma ortaklarımızdan Sayın Ali Göksu ile birlikteyiz. Bakalım bize neler aktaracak. Merhaba. Merhaba. Ali Bey, öncelikli olarak bugün fuarın ilk gün olmasının keyfini yaşıyoruz. Evet, birlikte. Doğrudur. Güzel bir gün. Dünyanın kabul ettiği ender büyük fuarlardan bir tanesi. Ambalaj fuarı ilk gün olmasına rağmen bilinçli bir kitleyi ağırlıyor. Dünya konuklarını ağırlıyor. Coşkulu yüzler görüyoruz. Acaba sizin için de aynı mı geçiyor fuar? Bizim için de aynı geçiyor. Fuarın ilk gün olması sebebiyle bayağı yoğun bir tempo var ilk gün olmasına istinaden. Ama güzel bir ortam ve devamını da bekliyoruz inşallah. Süper. Biz de gelecek günlerin daha iyi olmasını diliyoruz sizlerle. Evet, inşallah. Katılımcılar için. Burada yapılan çalışmalar gerçekten yılların birikiminin yansıması. Standa bu yüzden bu muhteşem stand kuruldu ve dünya konukları ağırlanıyor. Evet, doğrudur. Yani yurt dışından bayağı misafirlerimiz geliyor. Onları ağırlıyoruz. Güzel bir ortamımız var. Süper. Keyifli bir kuruluş hikayesi var. Ben bu güzelliği tabii sizden dinlemek istiyorum. Buyurun. Asır firmamızın kuruluşu 81'e dayanan bir firmamızın kuruluşu var ama Göksu Plastik olarak 96 yılından itibaren faaliyet gösteriyoruz. Genelde market poşetleri, baskılı baskısız poşetler, rulo market tipi poşetler, aynı zamanda bir de geri dönüşüm olan poşetlerimiz var. Aynı zamanda doğada kaybolanlar da üretiyoruz. Böyle bir sektörün içindeyiz. Yani taleplerle doğru orantılı, keyifli bir büyüme diyorsunuz. Evet, talepler doğrusu doğru, güzel bir orantı şeklinde büyüme talep ediyoruz, devam ediyoruz. Onun dışında yurt içinde kapasitemizin %70'i, %60'ı diyeyim, yurt içi, %40'ı dış piyasa olarak. Yani hangi genelde ülkeler var? Almanya var, Gürcistan var, Bulgaristan ve gibi ülkelerimiz devam Sen ediyoruz. Sen dakikalar yetmez diyorsunuz doğrudur. Gerçekten uzun yıllara dayanan keyifli bir geçmişin muhteşem bir şekilde ürün kamuyla standta buluşması. Evet. İkinci nesil sevgili oğlunuz da gelmiş. Omuz omuza keyifli bir birlikteliğin devamı olmuş. Aslında ikinci nesil benim, üçüncü nesil oğlum. Değil mi? Birinci nesil baba. Babayla başlayan. Evet, aynen. O zaman biz yürekten diliyoruz. Evet, ki sağ olun. Ben ikinci nesil. İnşallah dördüncü nesil de dahil olacaktır inşallah altıncı bizden sonra. Altıncı nesil de bizlerle olsun. Evet. Burada tabii Arnavutköy, Hadımköy, İstanbul olarak üretim yeriniz bize gözüküyor. Burada sevgili kardeşlerimiz taleplerle doğru orantılı keyifli bir çalışma sürdürüyorlar. En son teknolojiyi bizlerle buluşturuyorsunuz. Evet. Ve bu anlamda da gerek Türkiye, sizin de vurguladığınız gibi gerek yurt dışı piyasasında hakimsiniz. Buradaki yapılan çalışmalar tabii ki üretim aşamasında taleplerle belirli bir termin süresi gerektiriyor. Acaba bunda bir sıkıntı yaşanıyor mu yurt dışı ve yurt kapasitemiz dışı? Şu anda yeterli düzeyde. Terminlerimiz de 15 günle 1 ay arasında değişebiliyor. Yani bu da normal bir süredir. Yani bizler talebin adedine göre termini veriyoruz. Evet. Ve sonrasında mutlu gülümsemeler mutlu mi diyorsunuz? Mutlu gülümse oluyor. Evet, o da 15 günle 1 ay arasında mutlu sona ulaşıyor. Evet, süreç. Değişiyor. Peki efendim, burada ürünü üretmek çok çok önemli. O kadar keyifli burada poşetler var ki hani tarife gerek yok, imkan da yok zaten. Çünkü sayısız, sınırsız bir yelpazenin bizlerle buluşması markalaşma adına. Peki ürün sonrasındaki müşteri memnuniyeti açısından Göksu Plastik Ambalaj nerede dersek? Şu anda Göksu Plastik Ambalaj müşteri memnuniyeti konusunda bayağı üst seviyelere çıkmış durumdayız. Ve aynı zamanda ISO belgemiz de var. Bizim 5 tane ISO belgemiz var. Bir tanesi de müşteri memnuniyet belgesidir bunun aynı zamanda. Süper. Buradaki belgelerle, geçmişimizle bizler varız diyorsunuz. Evet. Üretici olmanın ayrıcalığıyla da kalite uygun rakamlarla buluşuyor. Evet. Gerek Türkiye'm gerek yurt dışı piyasasında. Yurt dışında Göksu Plastik markasıyla öncelikli olarak taşıdığınız için, Türkiye'mizin elçiliğini gururla üstlendiğiniz için sonsuz teşekkürler ediyoruz sizlere. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Düşünüyoruz ki bu keyifli çalışmalarla hedefler de daha büyük olmalı. Hedefler neler diyelim o zaman?
Hedeflerimiz kapasitemizi daha artırmak ve daha yeni teknolojilere adım atmak. Kapasitemizin artırmak ve dediğim şekilde yeni teknolojilere geçmek. Süper. Burada geçen yıllara göre sizleri incelediğimiz zaman kalitenizin, güveninizin, müşteri memnuniyetinizin hep ön planda olarak bizlerle buluştuğunu gördük. Bizler yürekten diliyoruz ki gelecek olan nesiller boyu bu keyifli değerler gülen yüzlerinizle birlikte bizlerle olsun. Çok sağ olun, sağ olun. Teşekkür ederim, sağ olun. Aynı zamanda bir de Güller Yüz olarak öğrettiğim bir poşet daha vardır. O da Güller Yüz olarak geçer. Markası. Süper. Evet. Burada yaptığımız işi çok büyük mutlulukla yaptığımızın aslında olun, bir yansıması. Teşekkür ederim. Biliyoruz ki bu gülen yüzler yıllar boyu, nesiller boyu tekrar bizlerle olsun. Amin. Olsun amin. Efendim. Çok sağ olun. Burada sizin vesilenizle emeği geçen görünmeyen tüm kahramanlara sonsuz teşekkürler etmek istiyorum. Bu güzel bir ekip işi çünkü iyi bir ekibe sahibiz. Onların da emeklerine, yüreklerine sağlık olsun burada. Sağ olun. Saygılar. Sağ olun. Enes Sektör Haber Merkezi izleyicileri TÜYAP'tan ambalaj fuarından Göksu Plastik Ambalaj firmasına teşekkür ederek ayrılıyor. Sözü merkez stüdyolarına bırakıyoruz.